kazanacağım için yazarım, geçer üniversiteyi. Anladım. Bu sene tekrardan üniversiteye hazırlanıyorsun belli ki. Aynen. Hı, evet. Nerelere düşünüyorsun? Anlamadım. Bir daha tekrarlar mısın? Nereleri düşünüyorsun? Ölüm olarak mı? Evet. Hani Grafik üniversite tasarım istiyorum. efendim? Grafik Tasarım neresi peki? fark etmez. Şu anda onu planlamadım. Sadece istediğim bölüm o. Anladım. Peki, istediğim bölümün dışında Hı. hani benden beklediğin bir şey var mı? Senden beklediğim bir şey güven ve Güven. yalan söylememen. Böyle Onun söyleme. dışında asla egoistlik olarak söylemiyorum. Zaten enerjiler birleştiği sürece çok mutlu olacağımızdan o kadar çok eminim ki. Ama ilişkinin içerisinde güven ve yalanın olmaması çok önemli benim için. Onun dışında her şey zaten mükemmel gider yani. Sen rahat ol. Anladım. Yani güvenin peşindesin. Evet, ya ciddi bir şeylerin peşindeyim, öyle söyleyeyim. Hani benim Hatice, samimi yorumu söylemek istiyorum sana. tabii. Zaten ben ciddi bir şeyin peşinde olmasaydım hani sıkıntıya girerdik topluluğu. O yüzden Toplu. zaten sana bir Ne şey yapıyorsun diyeyim mi? O yüzden Dogri. zaten cevabımı o yüzden verdim. Çünkü sende o ciddiyeti gördüm. 4 sene uzun bir zaman. İstesen bir şeyler yaşardın. Ama demek ki doğru insanı bulamamışsın. Şu an doğru insan karşında seninle Ha konuşuyor. benim diyor Muti. Ben diyor doğru insanım diyor. Sana diyor aşk dedim diyor. Host Umarım demedim diyor. farklıdır. Ne düşünüyorsun Muti? Yani Hatice. Gerçekten. Bunları gerçekten. düşünüyorum. Gerçekten bunları düşünüyorum. Kanka herkes benim duygularımı Konyalılar yalan söylemez asla. oynuyormuş gibi. Yıllar yalan söylemez asla. Bunu yapıyorum. Tamam, başka soracağın soru yoksa Pelin'e geçiyorum. Geç bakalım. Tamam, teşekkür ettik Hatice'ye de. Pelin'e Efendim. geçtik. Pelin en başta dedi ki ben dedi Muti için dedi direkt dedi İstanbul'a taşınırım dedi gelirim dedi hatta dedi. Korku filmi de izleriz Gelirim, beraber. uçarım Senin nerede yani. yaşıyorsun? Efendim? Nerede yaşıyorsun? Ankara'da. Kaç senedir? Bir daha söyler Kaç misin? senedir Ankara'da yaşıyorsun? Yani doğduğumdan beri. Doğduğundan beri. Şimdi bir tane Dalyar geldi Mustafa Emre Yıldız diye. Hı. Sana gerçekten duygularını açtı. Ne güzel. Sen gerçekten o kadar yaptığın ortam olur, bir şey olur. Böyle benim için bırakmak ister misin? Açıkçası şöyle bir şey var. Ben sevgilimin benim en yakın arkadaşımın olmasını isteyen biriyim. Hani Hı. daha iyi. Sonuçta hani hayatının sonuna kadar insanlar seni bırakır gider. Sevgililikte de böyle tabii. Ama şöyle bir gerçek var ki sevgilim eğer benim en yakın arkadaşım olursa yanına da giderim, yanında da yaşarım. Benim için fark etmez. Zaten İstanbul'a taşınmak Benimle gibi bir yaşayabileceğimi düşünüyor şey. musun? Titizim dedin zaten. Ki hani olayın içinde böyle birazcık duygu olduğu zaman ki ben duygularıma çok güvenirim, duygularımla hareket ederim genelde. Benimle yaşıyorsam zaten bir duygu söz konusudur Ha, yani benim. evet tabii. Hani pek de dağınık değilimdir ben. Yemek de yaparım bildiğiniz üzere. Beslenme diyetetik okuyorum. Birlikte Yemek yapar spor mısın? edelim. Kim? Evet. Ben yerim bu arada. Hani bir de şöyle bir şey var ki şimdi sonuçta balerinim. Spor yapmayı çok seviyorum. Bunun bizimle ne alakası var? Bak, benimle birlikte mesela spor yapmanı isterim. Çok keyifli olur bence. Hani şöyle diyeyim sana. Senin yaptığın, zevk aldığın aktiviteleri ben de yapmak isterim. Ama benim yaptığım, zevk aldığım aktiviteleri seninle de yapabilmek Tabii isterim. ki. Anladın Tütü mı? giydirmek istiyor Bale sana yapar tütü. mısın? Hayır. Çıtı giydirme. Bale, bale değil. Tütü Bale demiyorum giyersin kesinlikle. yani. Spor Eğer var mı? ihtiyacın varsa Fitness. tütü giyeriz kanka. Ne yapalım bu saatten sonra? 4 saat yalnız Ama bir şey yani. söyleyeceğim. Balerin de hafiften böyle yasaklı teknik kanka yani. Balerin yani finale gitme ihtimali yükseldi şu anda Ya diyorsun. palerin başka var Bu mı? yasaklı yeminli teknik bu ama bu kullanılmaz gibi Ama Pelin. yani nasıl ya? Ne Zaten. alakam öyle? Ama Benim, bu benim bir Muti'ye özelliğim. balenin önünden sen... Şipagat açı biliyor musun seri? Yani Evet. merak ettiğim için sordum sadece. Evet, açabiliyorum Anladım. Peki şöyle bir durum oldu. Gerçekten benim sana Mutlu. ihtiyacım oldu. Neye ihtiyacın oldu? Sana. Tamam. Ve dedim ki yani Pelin çok kötüyüm. Hayatımda bir şeyler doğru gitmiyor Çok yani. kötü. Bana bir Anladın mı şapakat sen? açar mısın?
benle ilgili değil bu olay. Mesela aile bir olabilir, arkadaş çevren olabilir, iş olabilir, herhangi bir şey. Böyle bir kaygı var değil mi ortada? Bir şey var. Tamam, bir kaygı var burada. Ben senin hayatın aslında baktığın zaman benim de hayatım oluyor. Birlikte geçiriyoruz bu hayatı değil mi? Yani zor, her şey çok zor. Kanka kolaylaştıracağız. Birlikte çözmeye çalışırız. Birlikte çözmeye çalışırız bu sorunları. Şunu unutma. Birlikte gelmek çok önemli. Şunu unutma Muti'cim. Bu arkadaşlar sana RP de yapıyor olabilir. Gerçekleri de söylüyor olabilir. Bunları yakalamaya çalışma kafanda. Ben çok yanılmaya müsait bir insanım. Ama sen çok akıllı bir insansın. Bakacağız. Başka sorun var mı Pelin'e? Biraz hızlanmamız gerekiyor çünkü artık. Efendim Muti. Hiç biraz mikrofona yaklaşabilir misin? Bana sana, yüksek misin? Sana yükseğim ve sana bir şey diyeceğim. Tabii ki. Benim de yükselenim akrep. Ben sana uzun zamandır yükseğim ve sen geldiğini duyunca dedim ki o kadar şanslıyım ki. O kadar şanslıyım. Oy! Uzun zamandır hatta ben arkadaşlarımla şey falan yapıyordum. Ben mesaj atıyorum. Sen videolarını falan atıyordum YouTube'dan. Şuna bak işte. Beni o kadar eğlendiriyorsun ki açıkçası. O kadar eğlenirim ve küçük bir tane Junior Muti. Öyle değil. Nasıl ya? Dakika birden ne demek Junior Muti hemen? Öyle değil. Hayır, replikası. Muti replikası. Muti replikası mı? Evet. Öyle olabilmeyi çok isterdim açıkçası. Hani senin mesela esprilerin falan beni çok eğlendiriyor. Ben çok severim böyle espri yapabilen, beni güldürebilen insanları. Çünkü hani ben yaptığımda şey yapıyorlar. Pelin hani ne yapıyorsun? Aslında senin esprini yapıyorum ve bana gülmüyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim Pelin. Birlikte aynı esprilere gülebiliriz Muti. Pelin bir şey söyleyeceğim Pelin. Pelin. Efendim dinliyorum seni. Senden mutluluğun resmini isteseler. Kendini Muti ve Junior Muti'yi çizip gönderir miydin? Hayır ya, Junior Muti öyle değil ya. Oo. Hayır o anlamda sormadım ki. O anlamda sormadım ki ben. Junior Muti. Hayır o anlamda sormadım. Junior Muti replikası var ya, repliği var ya. Tamam. Ona ifade eder misin diye sordum. Yani. Çok eğlenceli bir replik çünkü. Bir dakika nasıl ifade edeyim? Yani, ben aslında şey demek istemiştim hani nasıl anlatayım? Bir insanla çok vakit geçirmeye başladığında birbirlerine benzerler ya. Evet. Evet ben de dedim ki hani Muti'ye benzeyebilmek isterim. Nasıl çünkü yani? Junior Pelin mi var? Hadi sen ona cevap ver. Bildiğim kadarıyla yok. Hayırlısı. Bildiğim kadarıyla yok. En son bir senedir yoktu. Harbi Junior Muti yok. Bir tane Junior Muti var. O da uyuyor şu anda. Ya o da uyuyor şu anda. Ama sen benim dediğimi anlamadın mı ya? Ben sana esprilerimle aynı esprilerimle... Anlamadın var mı? Zaten bir tane Junior Muti var. Bu da ablamın çocuğudur kendisi. Ha, evet. Benim ben yenimdir. De teyzeyim. Junior Muti. O da uyuyordur bu saatte. Harbi uyuyordur bu arada. Bakıyorum harbi uyuyordur. Arkadaşlar bir tane fesatlık yapmayın. Sen beni anlamadın. Anlatmaya çalışırsan. Diyorum ki işte hani bak az önce daha söyledim. Bir insan bir insanla çok vakit geçirdiği zaman birbirlerine benzerler yani. Hı-hı. Anladın mı? Hani mesela benim esprilerime sen de gülersin. Çünkü espri anlayışımızda bir olur. Hı-hı. Anladın mı? Mesela tamam. Giyiniş tarzımızda bir olur. Anladık. Kadar. Bence anladın. Aslında Muti'de bundan anladı. Bahsetmek istemiştim. Ama çok kötü bir kelime kullandım. Yok canım kötü bir şey kullanmadın ya. Sıkıntı yok yani. Çağrı Bey. Evet Muti'cim. Dinliyorum sizi. Moderatör oldum. Şeyma'ya geçeceğim müsaaden varsa. Pelin'i dinledin çünkü. Az çok kafanda bazı şeyler oturmuştur. Yani Çağrı Bey samimi söylüyorum siz ne diyorsanız o amına koyayım. O zaman Şeyma Nur'a geçelim. Şeyma Nur'a sorunu sor. Cevabını tamam. Al. Anla soruların varsa sor. Şeyma Nur. Evet. Şeyma Nur J. Benim hakkımda neler düşünüyorsunuz? Sizce hani benimle bir hayat size mümkün müdür? Bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Daha boş konuşmaya gerek yok. Hani sana güzel bir aşk vaat edemem belki. Çünkü İlişki olmadığına rağmen hayat zor geçiyor. Tabii ki.
Ama ilişkimizde o geçen zorluklara rağmen senin her zaman yanında olurum. Sana her zaman destekte bulunurum. Evet. Onun haricinde dürüst olmanı çok sevdim. Çünkü ben de yalandan nefret eden birisiyim. Yalan çok kötü bir şey zaten. Yani hal ve hareketlerin, o mimiklerin sende beni çeken bir şey var. Hani seni bana çeken bir şey var. Oy. Bilmiyorum. Ben ne yaptım Çağrı? Kaçtan Çağrı'yı mesaj aldım. Dedim ki çok samimisin kanka. Hani biraz daha kendin hani trenle dedi bana. Efe Uygaç yazdı bana bunu. Ne yazmış kanka? Bak şöyle bir şey yazmış bana. Hepsini okuma. Çok samimisin. Biraz daha kendini frenle mi yazmış? Kötüsün. Çok samimileştin. Bak bizzat ne yazdıysa onu yazıyorum. Amına götünü toparla. Az bir ciddi mesafeli dur. Bunu yazmış bana. Bu noktada bana şunu gösteriyor. Ben olabildiğim kadar kendim olmuşum. Doğru mu Çağrı Bey? Doğru. Ben beni olabildiğim gibi sevmeni istiyorum. Beni benimle tanımanı ve beni olduğum gibi sevmeni. Çünkü Şeyma Nur. Efendim. Aynı şekilde beni olduğum gibi sevmeni istiyorum. Ama şuna emin olmalıyım. Bana RP yapıyor musun? Çok önemli. Sen akıllı bir insansın. Bunu gerçekten algılayabilirsin. Ama kendin söyledin. Anlarsın yani yalandan doğrudan. Çünkü benim yalansın. Benim hislerim beni yanlış yönlendirebilir. Ben bunu anlayabilirim Şeyma. Doğal ama yani. Evet. Ya ben ruhumu emanet edebileceğim bir adam arıyorum. O kişi sen ol istiyorum. Peki Mutlu bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Şeyma Nur güzel sözler söylüyor ama doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, yani yalan mı söylüyor? Ona var mı öyle bir net bir sorun var mı mesela? Kanka şöyle bir düşüncem var. Hani umarım doğru söylüyordur, anladın mı? Yani ben gerçekten bir saniye. O netler o, sen devam et. Ben hani karşımdakine güvenmek istiyorum, anladın mı? Ben bunu istiyorum Çağrı Bey. Bunları yakala yani. Anladım. Ben de. Şeyma ya güvendin mi peki? Şeyma çok güzel şeyler söylüyor. Ben anlayabiliyorum ama umarım doğru söylüyordur. Şu dakikaya kadar kafanda evet bu isme ben çok ısındım veya yükseldim dediğin bir isim var mı? Bunu söylemek sizce de yanlış olmaz mı Çağrı Bey? Olmaz. Ya yanlış olmaz. Burası dost meclisi yani, anladın mı? Yani biz Sinan'a yükseyim. Haberi, başka, haberi olsun. Başka kızlardan? Ama yani Sinan'ın da bir yani ayrı bir duruşu var yani, anladın mı? Çağrı. Yani bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Sinan gülüyorsun biliyorum. Yani mesela burada bir kızın ismini verebilir misin? Var. Tabii. Var. Birden çok mu peki? Bakıyorum. Birden çok mu? Sayıyorum hatta. Say. On falan diyormuşsun. Kanka inanır mısın? 7 desem. 7 desem. Ama ben bunu bilemem ki. Sonuçta hepsi birbiriyle hani çelişen yorumlar. Yani çelişen değil de bana göre bir yorumlar. Hani 7 gibisinler. Ben de sana şunu derim. Şaşırtmadı derim yani, öyle söyleyeyim. Ya tabii ki şaşırtmadığım için bu noktadayım yani Çağrı Bey. Evet. O zaman Şevval'e geçelim. Şevval. Efendim? Şevval. Gözlerime bakma, bana şunu söyle. Bakıyorum. Bana güvenir misin? Yani sana güvenirim. Neden güvenmeyeyim? Ama bu güveni sağlaman gerekiyor ilk önce. Güzel. Şunu soracağım Şevval sana. Sor. Mesela bir ilişkiye birlikte girdik. Değil mi? Şunu evet. Diyebilirim. Ya Mustafa. Ne dediyse o amına koyayım. Nasıl? Hani Mustafa bana böyle dedi. Mesela Mustafa bana dedi ki şöyle şöyle. O da öyledir. Bir sen diyebilir misin bana?
Yani birisi senin hakkında bana kötü bir şey söyle. Ben sana diyorum ki, örnek veriyorum. Almila benim canım, yani yanlış anlama, tam yanımdasın diye. Diyorum ki Almila benim arkadaşım. Ben sadece onunla hani dostluk ilişkileri yürütmekteyim. Böyle bir şey dedim. Bana inanır mısın? Almila, yani örnek olarak tam sağımdasın çünkü. Beni daha yakın hissettiğin için benden örnek veriyorsun değil mi? Bunları bir çok şey yapmayalım. Sonra mı konuşalım diyorsun? Tabii ki. Şeyma. Böyle bir şey. Şevval. Ah be Mutlu. Ne söyleyeceğim? Çok özür dilerim ama kalbimden geçeni çok kalbimi kırdın. Gerçekten çok kalbimi kırdın. Bu kadar çok etil alkol tüketmedim zamanında. O yüzden beni anlayabileceğini düşünüyorum. Diyorum ki hani mesela Şevval için söylüyorum. Almila benim hani gerçekten dostum. Ben onunla işte duygularımı paylaştım, işte görüşlerimi paylaştım. Geri geldiğinde duygularımı paylaştım. O da bana hep böyle şeyler söyledi. Dedim sen ne hissedersin? Yani seni şu anda tanımaya çalıştığım kadarıyla hep dürüstün bence. Hiçbir yalan söylediğini düşünmüyorum. Umarım öyledir. Öyle. O yüzden dediğin şeylere inanırım yani ilk tabii ki. Ama dediğim gibi ilk önce o güveni bana vermen gerekiyor ki sonra cidden sen de dersen o yani benim için çok... Okey, tabii ben de öyle düşünüyorum. Peki Şevval, sana evet. Şöyle bir şey düşün. Ya bu Mustafa Emre Yıldız'a tam böyle dediğin bir şey var mı? Bak, kötü anlamda tabii ki. Şimdi burada kaç kişiyiz? 11 kişiyiz. Belli ki bir noktada beni sevmediğiniz şeyler olabilir. Ben çok okeyim. Ben hani çok ulu bir insan değilim. Ama yani bir yerde bir noktada sizi yanlış hissettirecek bir şey yapmış olabilirim. Bana onu söyler misin Şevval? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç hissetmedim. Yani ya, nasıl yani? Hiç yani o kadar artı gittin ki. Çağrı ben var ya çok iyiyim amına. Yalnız bir şey söyleyeceğim Muti. O kısmı sildim ben kafamda. Şeyma kısmını unuttum. Nasıl? Evet orada o benim için bir eksiydi mesela. Orada bıraktık yanlış anlamasın. Ama Şevval orada da Muti kardeşim birazcık hızlı gitti. O da yani biraz burada ortamın gazına da gelindi. Benim de gazımla. O kadarını ben hani bu seferlik en azından maruz. Belki de ismini kalbine yazdıracak yani anladın mı? Biz hallettik Şevval'le bence. hallettik anladım ben. Peki Şevval'in biraz... sana ne dediğini anlayabildin mi yani? Aşk mı dedi, dost mu dedi, bunu yapabildin mi? Yani açık konuşmak gerekirse bütün herkes o yani love demiş gibi hissediyorum. Ona göre devam ediyorum. Hani umarım herkes love demiştir. Ama abi. Sana şunu söyleyeyim. Herkes love demedi. Herkes aşk demedi yani. En azından bunu bil. Şöyle minimal bir show yapmak istedim. Yani hani öyle gibi duruyor evet. Senin açından bakıldığı zaman öyle gibi duruyor. Ama oyunun da mantığı bu. Herkes aşk dese zaten. Bir daha konuşuruz. Yani senin tarafından bakınca evet herkes aşk demiş gibi duruyor. Ama kimseye duymuyorum emin olabilirsiniz. Şu an buradan çıkıyorum. Yani bizi duymuyor mu ya şu an? Çıksana amına koyduğum. Kimseyi duymuyorum. Kulaklığı bozdu abi. Hala kimseyi duymuyorum. Ses. Bozdu. Ses. Çıktı. Ne oldu bence? Kulaklığı tak çıkar tak. Selamın aleyküm. Geldi. Geliyor mu? Kanka kimseyi duymuyorum. Hala mı duymuyorsun? Yani bu konuyu benimle aşmam gerekiyor bence. Beni duyabilenler bir böyle yapabilir mi? Evet ben duymuyorum. Biri konuşsun. Ben konuşuyorum şu anda. Ben... Okey sen konuşuyorsun. Çağrı gördüm. Evet ben konuşuyorum şu anda. Ses deneme 1-2. Çıkarttım. Evet onu tekrar takman şöyle lazım. Bakıyorum. Kabloyu çıkartırsan çalışmaz. Takman lazım. Tak onu. Şu an. Okey takmış olmalı. Geliyor mu sesimiz? Ses. Şu an ses denemesi. Ses ve görüntü. Mikrofon riser değil. Headphones falan filan. Kulaklığı seç. Headphones nerede ama dakika? Sesimiz geliyor mu? Giriş çıkış aygıtını kontrol yani, duymuyor ki. Çağrı Bey duyamıyorum.
Kanka. Arkadaşlarına mı söyledin? Telefondan arıyorum. Duyuyorum ama içeriden duyuyorum. O da pek bir ifade etmiyor. Arıyorum telefondan. Yine burada şükür ya. Ben daha büyük bir kaos çıkar diye düşünüyorum. Buna okeyim ya. Bu çözebiliriz gibi geldi bana. Telefonun çalıyor Muti. Headphones. Speaker. Yok ki. Muti telefonunu aç. Bunu koy. Telefon. Çağır beni arıyor. Efendim. Alo. Efendim. Kanka ses ve görüntüden kendi yeni taktığın kulaklığını seçtin mi? Yani şu an seçiyorum. Headphones yazıyor. Headphones. Yani. Yani. Burası herhalde. Yani bak çıkış aygıtı var orada. Oradan kulaklığını seçeceksin. Tamam. Hemen seçeceğim kanka. Hemen seçeceğim. Evet, yani ben burada bu noktada olmamızı görmek istemiyorum. Ses ve görüntü, mikrofon, çıkış aygıtı, headphones. Çıkış aygıtın headphones yani... mu? Evet. Duyamıyor musun bizi? Yok, duyamıyorum. Gerçekten duyamıyorum. Başka bir şey var mı onda headphones yerine? Başka bir çıkış aygıtı var mı? Yani headphones dedim. Bir sürü var oldukça. Voice meter var, Asus var falan onlar. Tamam, sen bunu neyle kullanıyordun? Neyle kullanıyordun o çıkış aygıtını? Hoparlör. Hoparlöre mi bağlı o kulaklık? Evet. O zaman hoparlörü seç yani oradan. Şurası... Tamam, hemen hallediyorum. Headphones high definition audio device. Hatta kalın lütfen, hemen hallediyorum. Evet, hatta kalıyoruz. Yani şuradan da şöyle hani bakıyorum. Headphones, anasını sikeyim. Evet, geliyor mu? Yok. Gelmiyor. Böyle bir minimal bir sıkıntı var. Çağrı Bey. Discord'dan bakıyorum. Discord'la bir alakası yok. Şurada anasını siktiğimin yerinde bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Çağrı, kulaklığı telefona bir takıp deneyebilir mi? Kulaklık çalışıyor mu diye. Kardeşim. Headphones'ta amına koyayım bir söz olmalı. Biraz konuşabiliriz. He, ses deneme 1-2. Ses. Evet, kesinlikle burada. Geliyor mu? Kesinlikle burada. Evet. Yani. Duyuyor musun? Yo, duymuyorum ama ya yani görüyorum. Ulan acaba alkolden mi duymuyorsun sen bizi ya? Çağrı. Alkolden duymama ihtimalimin olmadığını düşünüyorum. Cevap veriyor. Bir şey söyleyeceğim. Headphones. Kulaklığını bir telefona taksana. Şu bilgisayardan çıkar, telefona tak. Telefondan beni duyacağım bakalım. Telefondan mı dinleyeyim? Ha, telefona tak. Tak. Telefondan dinleme ihtimalim çok yok. Çünkü aşağıda o aparat. He, aparatlı. Evet. Diğer kulaklıktan. Yani minimal bir siz söz konusu bir düşündürün. Ben hemen tüzüyorum. Diğer kulaklığını tak. Diğer kulaklığını. Tamam, hemen çakıyorum. Çakalım. Bak, biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani şunu şöyle siktir git da. Şöyle şunu gel amına koyayım tadında. Hatta telefonum burada. Çok iyi. Şuradan şu şeyim. Allah'ım yardımcı ol. Duydum. Şu ha, geliyor mu şu anda? Dua, evet. Kapatıyorum o zaman. Harika. Şu an beni de duyuyorsun o zaman. Evet, herkesi duyuyorum. Tamam. Tamam, iyi. Yani ne oldu amına koyayım? Bu teknik sorun neyden yaşandı? Kanka çok hareketlisin. Elektrikten. Gittin geldin ya o yüzden. Kim kanka dedi onu? Fazla elektrik. Ya Almila bak. Bak Almila. Efendim. Bak burada RP yapma lütfen. Ben yapmadım ya. Ben yapmadım ya. RP yaptım mı düşünüyorsun? Hayır, yok, soruyorum yani yapma. Yapmıyorum zaten. Tamam, okay. Evet, Şevval'le devam ediyorduk. Şevval'e sorularım bitmiş miydi? Rümeysa'ya geçeceğim. Yani Şevval, sana sormak istediğim herhangi bir soru olduğunu düşünüyor musun? Kanka böyle minimal takılıyorum. Ya hayır, öyle değil yani. Hani diyor mesela şöyle bir şey demiş. Ya buna koydum çocuğu da bana bu kadar soru soracak. Yani şunu bile sormadı. Yani beni tam olarak tanıyabildiğini düşünmüyorum şu an. Tabii ki. Tabii ki tanıyamadım kimseyi. Ama yani tanımaya çalıştığımı bil. Onu biliyorum. Ondan şüphem yok. Şevval. Efendim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. Çok güzel. Anadolu mu, Avrupa mı? Avrupa. Aa. Peki sana şunu sormak istiyorum. Ben metrobüsün yanında oturuyorum. Bir şey oldu. Dedim ki ya... Bugün çok kötü hissediyorum. Yanıma gelir misin Şevval?
Ya metrobüse 15 dakikayım yani uçar gelirim ki metrobüsün de taksiye atlar gelirim sen bana öyle bir şey demişsin. O bir ekspertiz. Muti ile devam ediyoruz. Evet Muti. Ağladı bir şey var. Ağlama ağlama. O zaman yavaştan Rümeysa'ya geçelim. Evet. Rümeysa. Efendim. Bu denli soğuk yani soğuk derken hani bir biraz mesafeli durduğunu sen bile söyledin doğru mu? Hayır mesafeli değilim aslında. Ben ama anlayabiliyorum. Sence Mutiye? Efendim? Mesafeli mi gözüküyorum? Yani biraz daha böyle hani sanki uzaktan duruyormuşsun gibi görüyorum ama benim için önemli değil. Benim için ama önemli işte, olan birebir de efendim? Altlardayım falan ya çok geç söz geliyor o yüzden lafa da karışmak istemiyorum falan. Şevval. Çok yani seninle. Efendim? Yaklaşık olarak 9'da yayına girdik. 2,5 saattir kendimi anlatıyorum. Sence benim hakkında ya bu amına kodumu çocuğu böyle yanlış yapmıştır derken sigaramı diğer odaya attım onu almam lazım parçalar yapması. Çok özür diliyorum parçalar yapması. Ya ne yapıyorsun? Tamam. Yanlış söyledi. Kudurdum ya. Umarım dediklerim size gelmiştir. Umarım dediklerim size gelmiştir. Parkeler yanlış mı? Ha? Parkeler yanlış mı? Ona bakmadım. Yani sigarayı yerden aldım ve dedim ki arkadaşlar yanlış ne yapıyorum? Hani ben kendime dair bana dediler ki hani çok samimisin biraz daha dikkat et ama yani samimi olmaya devam etmek istiyorum. Tamam. Rümeysa evet. Seninleyiz şu anda. Tamam bak şu an RP falan yapmıyorum ve tamamen tüm samimiyetimle söylüyorum. Bütün konuştuğun açıkladığın şeyler okeyim yani hepsine katılıyorum. Ve şu ana kadar ki zaten bence de açıklamaların çok böyle iyi yöndeydi. Kötü bir şey söylemedin. Her şeye işte kararında cevap verdin. O yüzden beğenmediğim bir şeyin yok. Tanıdığım kadarıyla. Peki Muti kardeşim senin için her şey güven mi yani? Çok önemli. Güven kanka tabii ki amına koyayım yani. Hani ben karşı tarafa güvenmediğim zaman ne yapacağım kanka? Yani kız bana demiş ki mesela şöyle şöyle. Ama ben güvenememişim. O noktada benim zaten içime su serpebilecek tek kişiyi benim yani. Anladın mı Çağrı? Anladım kanka. Evet Rümeysa'ya devam et. Rümeysa bir şey sormak istiyorum ben. Tabii ki. Muti'den gerçekten etkilendim mi? Yani bunu sormak istiyorum. Yani Muti'den ben Muti'yi çok fazla tanımıyorum açıkçası. Yani sadece sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla biliyorum. İşte Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Oradan biliyorum. O yüzden işte ben Muti'den hoşlanarak buraya geldim diyemem. Sadece evet. Açıklamaların gerçekten hoşuma gitti. Ve bir şey söyleyeceğim. Love dedim. Love dedim diyor. Love dedim diyor. Ama yalan da söylüyor. Çağrı! Delikanlı gibi konuşuyorsun. Love mı dedi kanka? Ona göre ben de hani bir şey yapacağım yani. Kanka onu söyleyemiyorum. Herkes love dedim diyecek. Herkes aşk dedim bu diyecek. Bu kadar ama... dostluğumuzun üstünde de bu mu yani? Çağrı? Kanka ben gerçekten dostum. Sonuçta biz dostuz tamam mı? Senin gerçekten buradan hani şey olmanı istemem ama ne yazık ki söyleyemiyorum yani şimdi oyunun kuralı da bu yani. Ben söylersem çünkü doğru, bu sefer ortalık birazcık karışır. Rümeysa Hanım İstanbul'da mı oturuyormuş Rümeysa? Sordun mu? Tabii, asıl ana soruyu sordun mu? İstanbul'da yaşıyor. 6 aydır pandemiden dolayı dışarı çıkmıyor. Doğru mu? Evet doğru. Rümeysa bana lan mı dedin? Sana love dedim. Kameranın içine bir gözlerinizi getirsen. Muti bir kameraya yaklaşıp senin gözlerinin içine söyleme şansı var mı Rümeysa'cığım bana? Acaba love dediyse mi acaba? Ben de kameraya baktım yoksa. Evet sen de kameraya, bak. Kameraya bak. Nananım. Biraz yaklaş Rümeysa. Koy da öyle söyleyeyim ya Çağrı. Bir efekt bir şey Çağrı var. Müzik. Dur bekle bendesin. Rahat ol. Pardon bu gerilim müziğiydi. Özür diliyorum. Evet Rümeysa. Söylesene. Sana love dedim. Kanka şimdi doğru da söyleyebilir yani anladın mı? Ben zaten yani. Love dedim ya. Biraz güzel bir şeyler daha söyle. Love dedim. Seninle çok eğleneceğiz derim sen. Efendim? Sen de kameraya bak.
Bakıyorum şu an. Ya şöyle tamam, bir şey diyecek olan var mı işte? Muti. Kameraya bakmadım. Beni tamam, dinle Muti. Ben derim. Keline Nutella sürmek istiyorum. Keline Nutella sürmek istiyorum Muti. Kelime Nutella sürmeyin lütfen. Bütün Nutella'yı orada yemek istiyorum. Hayır lütfen. Kelime Nutella sürmeyin. Bunu bana çok görme Muti. Ya Çağrı sana yükseğim ama burada bu kadar insan içindir yani kelime Nutella sürmeni istemeyin. Söyleyeyim yani. Pardon özür dilerim, ben programa geri dönüyorum şu anda. Sinan. Efendim. Kelime Nutella sürer misin sürmez misin? Muti ben sana... Lağlarım. Kendini Nutella'da sürerim. Aynı zamanda o Nutella'yı. Ya kalk kalk. Yine kıracağım bir şeyleri. Kalk. Ya düştü amına koyayım. Arkadaşlara söylüyorum, sizin sana ne söylediğiniz değil, hissettirdiğinizdir önemli olan. Adam eridi. Tamam, Rümeysel'e devam ediyoruz. Duvara gibi, mahkeme duvarı gibi, love dedim, love dedim. Burnumu az önce bir masaya vurdum. Hani, biraz duygusal bir durumdayım. Gözlerim yaşardı. Kıyamayanlar bir el kaldırabilir mi? Kıyamayanlar. Almine kaldırmadı kanka. Yazdım kanka. Bak burnum ne kadar kırmızı görüyor musun? Burnu yani demecemiş. Efendim abi. Biraz hak ettiğini düşünüyorum şu an. Burnu sürtsün dedi. Burnu sürtsün biraz dedi. Biraz hak ettin yani. Ne yaptım ya Sinan'a yani. İşte Sinan. Anlarsın. Efendim. Anlarsın ya. Yani bu denli düzgün düşüncelerimden dolayı yani hani burnumu sürtmeliymiş ama yani kıpkırmızı oldu. Buradan da masaya vurdum yani. Bunu şunu yiyeyim. Bunu şunu yiyeyim. Bunu şunu yiyeyim. Gözlerim de harbi hafiften. Mutike. Şey ölüyorum Mutike'cim. Rümeysa'ya başka sorun var mı? Yok. Yok mu? Ne sordun ki Muti? He. Rümeysa. Sana şöyle şeyler sordum. Dedim ki. Gerçekten benim dediklerime inanıyor musun? Hani bana love veriyor musun? Onları sordum. Sormadın mı? Ama beni tanımaya yönelik bir şey sormadın bence. Yarrağı yedik işte. Yani bu noktada yarrağı yedik yani. Çağrı anladın mı? Ben izin verirsen Rümeysa'ya kendisiyle tanışmak için sorular sormak istiyorum. Tabii tabii sor. Rümeysa. Efendim. Yani uzun zamandır dışarı çıkmıyorsun. Doğru mu? Evet doğru. Yani ben de seninle tanışmak istiyorum ve benimle buluşmanı istiyorum ya. Bu senin için bir problem olur mu? Olmaz tabii ki de. Ben zaten bir... Hani dışarı çıkmıyordun? Demek ki görüşeceğim kimse yok. Öyle düşün. Oo. O yüzden çıkma. Beni şikayet edecek biri aga be. Mart öncesinde ne yapıyordun derler o zaman adama. Ya Sinan dur bir de ya. İçeri karıştırma bir Sinan be. Sinan dur. Dur şu an. İnsanları tanımaya çalışıyorum be reis. Dur şu an Muti avında kanka bir dakika dur. Rümeysa. Sen bir yorum yapacağım. Tamam. Yani bir şey söz konusu seninle benimle alakalı. Hani bunları Çağrı'nın attığı tweetin altında gördüm. Sence bu noktada insanların böyle düşünmesi doğru mu? Anlayamadım soruyu pardon. Ben toparlıyorum. Rümeysa benim attığım tweetin altında seninle Muti'yi şiplemişler. Şiplemek ne demek? Onu da bir anlat ki anlasın herkes. Yani yakıştırmışlar ikinizi. Bu konudaki yorumunu hem soruyor. Ne düşünüyorsun diyor yani. Bence dışarıdan bakan gözlere bir değer ver derim. Önem ver. Yakışıyor al. Muyuz diyorsun yani. Muti ile yakışıyoruz mu diyorsun? Yani ya Rümeysa bir şey söyleyeceğim. RP yapmak isteyen bunları söylerdi. Bu konuda ne işini düşünüyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle düşünürsen gerçekten çok yanılırsın. Çünkü beni birazcık tanısaydın benim zaten böyle biri olduğumu bilirdin. Peki bir şey söyleyeceğim Rümeysa. Muti ile mesela aranızda... Konuşmadım. Bir dakika. Muti ile aranızda bir şey olsa mesela Muti ile ilk yapacağın şey aktivite ne olurdu mesela? Şunu yapardık diyebildiğin bir şey var mı? Yani ben bol bol sohbet etmek isterdim ilk etapta. Ve daha sonrasında da seyahat etmek isterdim. Tatil nereye gitmek isterdin?
Muti'ye ben bir şey sormak istiyorum hatta bununla ilgili. Muti, doğa tatillerini mi seversin yoksa böyle işte otele gideyim, havuzda takılayım falan mı? Çok saçma bir soru olduğunu düşünüyorum. Hani doğa tatilleri mi? Yani şöyle oldu. Yani Rümeysa yanlış anlama beni. Şöyle hani benim tatilim şöyledir. Hani bir yere gittiysem orayı bir göreyim, ondan sonra takılayım tadında. Anlayabildin mi? Anladım. Hani, ben anlamadım ki. Okay. Ya diyor ki tatile gittiğim yerde diyor havuza da girelim diyor. Doğasını da gezerim diyor anladığım kadarıyla. Önce bir gezelim, görelim, sonra yiyelim, içelim. Aynen öyle. Aynen tamam öyle. Yani etrafı keşfetmek. Tabii. Bahsediyorsun. Yani sadece otelde kalayımdan değil. Ya niye otelde kalayım ki? Otelde kalacaksan. Neden böyle de Ramada, oluyor? Ramada Osman Bey'e mi? Yani anladın mı? Evet, böyle çok tatil yapan insan var. Ben de gezmeyi severim tatile gittiğimde de. Sen doğacı mısın Rümeysa? Yani daha çok böyle daha sakin yerler ve doğayı tercih ediyorum. Çadır tatili mesela kulağa hoş geliyor mu? Bir kere yaptım. Aha. Bir kere yaptım. Çok fazla böyle tam benlik diyemeyeceğim. Biraz daha böyle konfor olsa Mutlu daha kardeşim iyi olur. Çadırcıdır mesela. Çadır kurmayı severdim. Aynen öyle. Çadır kurmayı da severim ayrıca. Yani ayrı bir konu aslında şey yapmak istiyorum. Bu da böyle bir dipnot olsun diye hani söylemek istedim. Başka sorun var mı Rümeysa'ya? Yok şu an için. Tamam. Sinan'a geçtik o zaman. Sinan'a sormak istediğim bir şey var mı? Sinan, göz renklerimin ne olduğunu düşünüyorsun? Göz renklerin maviş. Kanka bu da yani her şeyi doğru söylüyor. Ben delireceğim yani. Bu noktada. Sinan. Daha bir soru sordum. Sinan dur ya, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben karşına çıktım. Tamam. Sonuçta gerçekten bu benim evimin bir odası. Ben bir noktada buradayım. Yani ben Sinan. Düşünüyorum. Karşıma çıktın şu anda. Evet. S-A-S. Doğru mu? Doğru. Bilmiyorum. Sinan, şu an şoktayım. Benimle mi alakalı? Hani ya dedin ki ya bu Mustafa yani dal yarın teki ama hangi konuda mesela, bunu merak ediyorum. Hani hangi konu için seninle böyle uyuşamadık? Uyuşamadığımız bir konu yok. Bak kolpalama Sinan, doğru söylüyorsun. Gerçekten yok. Gerçekten şu an uyuşamadığımız hiçbir tamam konu yok. Ha, şöyle soracağım. Bir şey söyleyeyim, şunu söyleyeceğim. Sadece Rümeysa ile konuşurken şunu, acaba şöyle bir şey mi var dedim. Rümeysa ilk soru sorduğunda salak, aptal, manyak, böyle şeyleri sevmiyorum ilişki dedi. Dirty Talk sevmiyor mu bu adam dedim. Bu soru mu bana? Soru değil. Eğer soru seviyor musun yani Muti? Şey, bana şöyle, anlayamadım yani, bana bir o zaman bir soru yönelt, ben ona göre cevap vereyim, sen de düşündüklerini tamam söyle. Dirty Talk seviyor musun dedi. Seviyorum. Tamam, ben uyuşmadığımız konu var burası gibi düşünmüştüm ama şu ya, an okey benim için. Ama aynı şey değil ki. Bir dakika Sinan, aptal salak denmesini sevmiyorum dedi. Dirty Talk da aynı şey mi yani bu? Hayatım, önce ufak ufak başlar böyle şeyler, sonra genişler büyür. Yani ben de Dirty Talk düşkünüyüm yani. Bunu söylemek isterim. Deneyelim. Çünkü ben sadece bu konu hakkında belki uyuşmadık. Ulan ne dal yarak adam, Dirty Talk sevmiyor dedim. İçimden dedim bunu. Ama şu an seviyor musun? Hiçbir şey diyemiyorum. Yani, yani Dirty Talk önemli değil mi Sinan? Bu konuda düzgün konuşalım. Önemli tabii canım. Şimdi bölüyorum artık yavaştan Muti'cim. İşte programın başladığı yere geldik. Öyle söyleyeyim. Ya ra yediğimiz nokta mı? Aynen öyle. programın başladığı yere geldik. Şimdi senden 3 isim şöyle, isteyeceğim sırayla. Şöyle. Evet. Moderatör olarak sana bir şey sormak istiyorum. Soru sormadığım ya da yöneltmediğim birisi kaldı mı? Soru sormadığım ya da yöneltmediğim birisi kalmadı. Benden sana tamam bir tavsiye. Üçlü gidilecek. Bir kişiyle geri döneceksin. İki kişiyi evet eleyip geri döneceksin. İki kişiyi elemeyi düşünüyorum. Şimdi bak şöyle. Üçlü gidilecek. İki kişiyi eleyeceksin. Bir kişiyle geri döneceksin. Bir daha üçlü gidilecek. Başka üçlüyle gideceksin. Yine o üçlüden iki kişi eleyeceksin. Bir kişiyle geri döneceksin. Anladın mı? Evet. Mevzu bu. Anladım. Üçer üçer gideceğiz üç kere. Tamam. O yüzden kafanda direkt eleyeceğin üç kişiyi götürme. Direkt tak 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 kafanda belirttiğin 3 kişiyi götürme. Yani onları A, B, C'ye gitmesin gibisinden, evet. Onları şöyle yap. Yani bu üçlü seçiyorsun ya, üçlüyü. Ben bunu, evet, birine de ki ben bunu elerim de.
Birini içinden tabii. Birini de ki ben bunu konuşunca da bakayım de. Diğerini de büyük ihtimalle elemem diyerek de götürebilirsin, anladın mı? Yani üçlüden bir kişiyi geri götürecek. Yani bütün eleyeceklerini aynı sekansta götürürsen. Çünkü bu sefer diğerini de ya da siktir et. Üçlü senden üç isim isteyeceğim. Ben üç kişiye ihtiyaç duyuyorum. Sen şimdi sırayla bizim üçüncü. İkisini elemem lazım, birini götürmem lazım. Doğru mu? Bak, üç kişiyi götüreceğiz, tamam mı? İkisini eleyeceksin, evet. Bir kişiyle buraya geri döneceğiz. Biz başka bir oda gideceğiz, tamam. Buraya geri döneceğiz sonra. Tamam. Sonra bu odadaki başka üç kişiyi götüreceksin, yine bir kişiyle bu odaya geri döneceksin. Tamam. Tamam mı? Anlaşıldıysa senden üç tanesini isteyeceğim şimdi. Ne kadar vaktim var? Düşünebilirsin. Üç kişi. Öncelikle bu üç kişiden biri Sinan değil. Sinan bir sen rahatla. Tamam. Tamam. Sinan bir kaybolsun kafamdan ki rahatlayayım. Tamam. Üç tane kişi. İkisini eleyeceğim, bir kişiyi seveceğim. O zaman şöyle. Bir kişiyi kesinlikle düşünmem gerekiyor. Bu arada seçmediğin... Bu üçlülerin içerisine almadığın bir kişi de direkt finale gitmiş olacak. Nasıl yani abi, anlayamadım. Yani 3, 6, 9. 3 kere 3 seçeceksin, 9 eder o da. 2 kişi açıkta kalıyor yani. 2 kişiyi direkt finale götürmüş olacaksın. Tamam. Hiç seçmedin yani kafanda. Sana şöyle bir örnek vereyim. Bak şöyle söyleyeyim sana. Bir kişi istiyorum, eleyeceğinde 2 kişi istiyorum, doğru mu? Evet ama bunu 3'erli 3'erli yapacaksın yani. Hiç elemeyeceğini düşündüğüm 2 ismi de direkt finale yazdırıyorsun. İsmini vermediklerinden. Tamam. Evet, 3 isim alalım senden. Tamam. Ne kadar vaktim var? Var, 1,5 saatin falan var. Nasıl ne kadar? Şimdi vaktim bu kadar işte vaktim. Kanka bir dakika dur ya, ben ama böyle yani. Hayatım emanet ediyorum. 3 isim geliyor, evet. Birinci isim, ikinci isim, üçüncü isim. Işte, benim verdiğim şey çok fazla. Tamam. Biraz zaman. Tamam, ilk üçlüyü açıklıyorum. Evet. Ama bir dakika, böyle bilemedim. Bir dakika dur, açıklayacağım. Tamam, ilk üçlüyü açıklıyorum. Evet. Ceren. Tamam. Lady Medusa. Tamam. Hatice. Ve Betül. Ceren, Hatice ve Betül mü? Hı hı. Ceren, Hatice ve Betül'ü özel odaya davet ediyoruz ve tekrar buradayız arkadaşlar. Tamam, ben ne yapıyorum? Aa, hoş geldin bebeğim. Ne haber? Bu filmi izlemiş miydin? Yönetmen çok iyi. De az işte, ne kadar istesen de nafile. Sen de çok kırdın telafide. Katman etse katıldım işte. Sevenim yok, şimdi bir fırsat verenim yok. Üstelik çok temiz adamım çok. Kafam allak bullak. Evet evet, sorun galiba bende. Yapamıyorum, alışamıyorum. Evet arkadaşlar, üçlüyle buradayız. Üçlüyle burada mıyız? Evet, üçlüyle buradayız. Şimdi bu tamam. Odadan bu odadan yine konuşacaksın. İki kişiyi evet. Eleyeceğiz, bir kişiyle geri döneceğiz Muti'cim. Bir kişiyle geri döneceğiz. Evet. Kızlar, size aynı sorun var. Burada üç kişisiniz. Doğru mu? Bu noktada
sizi diğer iki kişiden ayırdığını düşündüğünüz şeyler nelerdir? Öncelikle Medusa'ya sormak istiyorum. Sorayım. Ben çok hırslı bir insanım zaten. Evet. Her şeyde en iyisi olmak isterim. Tabii. Zaten en kötüsüysem de bir daha asla o işi yapmam. Tabii ki. Girmem de. Ondan dolayı bilmiyorum yani. Benim en ayırt edici özelliğim hırsımdır. Başka hiçbir şeyim değildir aslında. Sen diyorsun ki burada 3 tane kadın var. Hı hı. Sen benim hırsım bu noktada öndedir diyorsun. Doğru mu? Evet. Kanka tamam. Şunu da hatırlatıyorum Mutici'm. Şunu da hatırlatıyorum. Buradan sana host dediğini düşündüğün iki kişiyi eleyeceksin. Yani bana evet bu host demiştir deyip iki kişiyi eleyeceksin. Bir kişiyi de tekrar geri götüreceksin. Kızlar bana host dediniz mi? Tek tek. Tek tek ya. Çok üzülürsün eğer öyle bir şey yaparsan. Tamam. Betül. Ben sana love dedim bunu baştan beri. Sana söylüyorum. Tamam. Aşkı benimle yaşa dedim. Tamam. Ceren. Zaten buraya gelmenin herkeste bir amacı vardır. Yani love demediysek niye gelelim ki diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Anladım. Peki. Yani ben biraz erken düşündüm ve böyle bir üçlü yapmak istedim. Sizce burada çünkü üçünden birbirinden daha değerli kadın var. Evet. Farkınız nedir? Bunu sordun mu? Bana sordun sadece. Tamam, genel olarak hani sonuçta burada Hatice de var, Betül de var, Ceren de var. Yani önemli olan farkınız bu arada genel anlamda farkınız değil. Benim için farkınız. Hani çünkü ben isterim ki benim anlattığım veyahut da bana sorduğunuz sorular önemlidir benim için. Bu noktada bir şey belki de gibisinden. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Muti şimdi birazdan bir isim söyleyeceksin. O elenecek. Hemen ve mi? Evet hemen. Ve sana ne dediğini öğreneceğiz. Sonrasında bir başka isim daha söyleyeceksin. Ondan sonra onun sana ne dediğini öğreneceğiz. Ve diğer kalan isimle de geri döneceğiz. Tamam. Şu an mı yapıyoruz bunu? Şu anda kızlara şunu söylemek istiyorum. Mutin'in fikrini değiştirecek bir şey söylemek isteyen var mı? Ben ona inanıyorum ya. Bir şey söylememe ya, gerek yok. Bana söylemeyin ya. Şöyle diyeyim, ben Buram'la inanıyorum yani. Tercih senin. Kesinlikle seni etkilemek için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yeterince kendimi tanıttığımı da düşünüyorum. Karar senin. Seçeceğin kararın da arkasındayım. Güveniyorum sadece. Umarım yanlış seçmezsin diye umuyorum. Bu kadar. Tamam. Hatice, teşekkür ederim. Boyunca birini bulamadığını söyledin. Evet. Ben de o kişiyi burada bulacağını söyledim ve bu kişinin ben olduğunu söyledim. Hala bunun arkasındayım ama kararlarına saygı duyuyorum. Eminim doğru yolu seçeceksin. Bu kadar diyebilirim. Teşekkür ederim. Hem de tek diyeceğim şey gönlünden geçeni yap bence. Çok takılma her şeye derim. Fuck my life. Müziği duydun. Yani Mutucuğum. Çağrı Ergün. Bu konuda şöyle demek istiyorum. I want to fuck my life. Hani meal olarak hayatımı sikmek istiyorum gibisinden bir meali var. Buradan iki kişiyi yollayacağım belli ki. Önce bir tane kişi... bana bir isim yazacaksın önce. Göndermek istediğim ismi WhatsApp'tan yaz. Önce bir tane isim yazacaksın. Veya iki tane arda arda da yazabilirsin. Mesajını bekliyorum. Bana yaz ama. Tamam. Gruba yazma yani. direkt sana yaz. Bir saniye biraz yanlış yazıyorum. Evet. Evet ne evet gelmedi İlk kanka. İlk ismi mi yazacağım? İlk elemesini istediğim kişiyi mi yazmalı? Evet buradan gönderiyorsun. Ya gerçekten I want to fuck my life demek istiyorum. Hani kızlar bunu kişisel algılamanızı istemem gerçekten. Hani zor bir durumda olduğumu bilmenizi isterim. Yaz artık. Doğru mu? Evet zor bir durumda. Evet. Bir isim geldi arkadaşlar. Katman Dates'in bu bölümünde Muti kardeşimiz yarışıyor. Ve eleme kısmında seçtiği ilk üçlü de Ceren, Betül, Hatice oldu. Bu üç isimden
iki arkadaşımızı ne yazık ki istemeden de olsa kişisel sebepler dışı eleyecek. Ve diğer odaya gerçekten bir kişiyle geri dönecek. Gerçekten kötü hissetmenizi istemiyorum. Evet. Sevgili Muti, bu üç arkadaşımızdan bir ismi söylemesini istedik. Elemesi için. Ve ilk söylediği ismi açıklıyorum şimdi. Siz değerli izleyenlerle. Gitmesini istediği, ilk gitmesini istediği isim Muti'nin yarışmadan bana host demiştir diyerek gönderdiği isim. Betül oluyor. Betül, ne düşünüyorsun öncelikle? Yani kararlarına saygı duymak gerekir. Diyecek bir şeyim yok pek. Ama onu tanıdığım için çok mutluyum. Ben de. Evet. Kendinden bize kısaca bahset. Neler yaparsın? Yayınlarından neler yaparsın? Ben yayınlarımda genelde Just Chatting yapıyorum ama bunun dışında LoL, Valorant, CS, korku oyunları da oynuyorum. Evet. Herkese bekliyorum. Yani böyle diyebilirim. Peki, Betül'ün hesaplarını da paylaşalım chatten. Twitch ve Instagram hesaplarını şu anda paylaşıyor arkadaşlarımız. Peki Muti, sence Betül sana aşk mı demişti, host mu demişti? Yani bu noktada benim bir yorumum olduğunu düşünmüyorum. O zaman merak ediyor musun? Evet, merak ediyorum ama bir yorumum olduğunu düşünmüyorum. Peki, o zaman Betül'ün cevabına geldi sıra. Bu esnada arkadaşlar chatte de Betül'ün host mu love mu demiştir oylaması var. Öngörü açılmış. Burada da host'a 2 milyon, love'a 2 milyon basılmış. Yani Çağrı. Chat şu anda Çağrı! Hadi! Chat şu anda ikiye bölünmüş durumda. Ben de tekrar kontrol ediyorum ki bir yanlışlık olmasın. Bir yanlışlık olmasın. Ben Muti'nin ne dediğini merak ediyorum. Sence love mu demişimdir, host mu demişimdir? Muti. Ben bir yorum yapmak istemiyorum. Yorum ama olmaz öyle. Evet, Betül'ün Muti'ye verdiği cevap. Bu arada love 4 milyon olmuş, host 3 milyon olmuş. Betül'ün Muti'ye verdiği cevap love mıydı, host muydu? Ya Çağrı! Betül, Muti'ye host demişti. Aa, hoş geldin. Yes! Ya Betül! Yönetmen. Betül! Yalanların hep gözümün önündeydi. Ama bana host verdiğini düşünmüyorum. Giden öyle bir cevap vermedim ya. Ben içimden geleni cevap verdim. Ama bana host vermene de sevindim bir manada. Evet. Yemedim diyor musun şu anda? Yo. Yemedim demiyorum. Sadece ben ne hissediyorsam ona göre diyorum. Evet, o zaman düzgün hissetmişsin. İyi hissetmişsin. Betül! Bak! Anladım. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Neden bana host verdiğini düşünüyorsun? Yani neden bana host verdin? Hani de ki ya amına kodumu çocuğu sen böyle yapmıştın. Ben okeyim bak. Bizzat amına kodumu çocuğu kısmına da okeyim yani. Evet. Daha çok rap. Daha çok rap yaptığını düşündüm. Bir ilişkide bu kadar bağlı ve güvenilir biri olduğunu düşünmedim. Anladım ama öyleydim. Gerçekten sana bunu söyleyebilirim ama gerçekten öyleydim yani. İnşallah öylesindir bakalım. İnşallah. Betül. Ben öyleyim. Ben öyle cevap verdim. Ama senin bu konuda bana host diyor oluşun beni çok mutlu etti. Gerçekten beni çok mutlu etti, inanır mısın? En azından seni üzmediğimi biliyorum yani. Betül, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Betül'ün tekrar kanalları paylaşılıyor zaten. Sana veda ediyoruz bu noktada. Çok sağ ol
Çok kendine iyi bak. Tanıştığımıza. Umarım hayatın çok güzel geçer. Kendinize iyi, iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim herkese. İyi akşamlar. Hoşçakal. İyi akşamlar. Evet. Sevgili Mutlu. Biraz keyifliyim. Biraz keyifliyim. En azından yani 10 tane, 11 tane yarışmacım vardı. Kaç tane yarışmacı var Çağrı Bey? 11 adet yarışmacı vardı ve ilk 11 adet yarışmacından evet. Host'u bulmam beni çok mutlu etti. Şu noktada biraz gerginim. Burada 2 tane kendinden birbirinden güzel hanımefendi var. Biri Hatice, biri Ceren. Yani umarım bana host vermişlerdir. Host değil pardon, love vermişlerdir. Ama host'a verebilirler. Bu noktada benim direkt mi cevap vermem gerekiyor Çağrı Bey? Nasıl yani, anlayamadım. Hani şöyle mi demem lazım? Ceren gitsin. Bana yazman lazım yine. Yine mi? Yani hiç sohbet muhabbetimiz yok. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Şu anda fikirlerini değiştirebilirler. Anladım. Ceren, az önce gördün. İlk elediğim kişi bana host vermişti. Evet. Ben inanmıştım lan verdiğine. Ben yedim yani. Anladım. Peki mesela love verdiğine inanmanın sebebi senin de bana host verirken love verdim gibi davranman mı? Ben çok saf bir insanım. Merdivenine inandığım için oluyor bunlar. İnanmamam lazım yani benim de ondan. Bu arada chat'teki oylamayı da söyleyeyim. Muti bu ikiliden kimle geri döner? Elemeden geri döner. Ya oylaması. 3 kişiden birine mi? Bu ikiliden. Bu iki arkadaşın hangisiyle geri döner? Elemeden geri döner. Hı-hı. Oylaması açılmış. %71 Ceren, %29 Hatice demişler. Anladım. Ben şey sandım, hani bu üçlüden biri çıkacak, hani bunu elemiştir anlamında. Yok, Hatice elememiştir. Yani işte anladım. Hangisini elememiştir? Yani favori kişisi Ceren mi? Chat şu anda Ceren'i elemeyeceğini düşünüyor. Anladım. Hatice, chat şu an Ceren'i elemeyeceğimi düşünüyor. Böyle bir durum var. Yani ben Çağrı'ya güveniyorum. Burada bize niye yalan söylesin? Ben bu zaten chat oylaması. Chat oylaması. Bu chat oylaması aynen. Chat oylaması böyle dediyse diyor ki sen elendin. Çok üzülürsün. Bu kadar söyleyeceğim. Ya kendimi yok, bana benle alakalı bir şey anlatmanı istiyorum. Ya yani şöyle. Yok hayır. Şöyle söyleyeyim. Şu anda kaç kişi izliyor bilmiyorum ama kendimi yalnız hissetmişim. 31 bin. 31 bin kişi bizi izliyor. Yani bu noktada düşünürsek bir Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı kadar neredeyse. Tam değil ama neredeyse. Yani bu kadar kişi bizi izliyor. Şimdi Hatice, bu noktada senin söylediklerin ve söyleyeceklerin önemli bence. Ben daha favori şey... favori at, yani favori at derken hani ne diyorum ama hani favori olarak, hani kanka şey olarak söylüyorum yani. Anladım, at anladım. Yarışı manasında. Favori at, favori kişisi Ceren bu noktada. Lady Medusa. Şimdi Hatice, cip cip. Bu noktada senin elenmeni bekliyorlar. Ben böyle algıladım. Ama bu noktada chat'in söyledikleri önemli. Benim için önemli değil. Çünkü ben burada belli ki Katmandeis'te aşkı arıyorum. Evet. Ama sen gol de yememen lazım. Aşkı arıyorsun ama seçtiğin kişinin sana host da dememiş olması gerekiyor ya. Kanka ben aşkı arıyorum ama bana host diyenler de çok oldu. O yüzden host gelip gelmemesi pek de sikimde değil. Bak bu noktada sana Çağrı Bey bunu söyleyebilirim. Peki o zaman senden bir isim daha alacağım Muti Bey. Benden direkt alamazsın ama ben bir şey söyleyecektim. Tamam söyle. Birer soru. Tabii. Ceren. Efendim. Ankara'da yaşamıyor musun? Evet. Sence de bu aşkımız zor noktalar değil mi? Hiç de zor değil. Trenden bahsettik. 4 saat dedik, hala zor diyorsun. 4 saat uzun mu sence? Bir yayın 4 saat oluyor zaten. Doğru söylüyorsun. Yok ben genel anlamda konuşuyorum. Hani diyorum ki yani Ceren ben sana aşık oldum. Yani bu noktada hani sen başka bir şehirde yaşıyorsun, ben başka bir şehirde yaşıyorum. Ben seni sevmek istiyorum Ceren. Bu bizim için problem olur mu? Olmaz diyorum ben de sana. Beşinci de işim. Birazdan görürüm ama bak. Bak Muti niye diyor ki. Bak Allah birazdan Allah görürüm. Şimdi bak peki, şunu söylüyorum. Birazdan derim ki. Bak birazdan derim ki. Çağrı ben Ceren'i elemek istiyorum. Bana host dediğini görebilirim. Sen beni elersen iyi olur sana. Host demem. Anlayamadım. Sen beni elersen host demem iyi olur sana diyorum.
Yani böyle düşün. Gitmiyor değil yani Çağrı Bey. Ama kararlar verildi tabii. Evet. Kararlar tamamen verildi kanka. Sen ama şu yani... anda bana bir isim yazacaksın Mutlu birazdan. Hazırsan. Tamam. Hatice. Hatice'ye de son ben... sorunu sor. Evet, ben sana anlatmaya çalıştığım gibi biri olmaya çalıştım. Yani ben Mustafa Emre Yıldız diye birisiyim. Hani TC yani hani böyle bir adamım yani, anladın mı? Sana anlatmaya çalıştım. 4 senedir sevgilim yok. Şöyledir böyledir. Sence seninle benim aramızda bir şeyler olabilmekte midir? Bence olabilmektedir. ya şöyle söyleyeyim. Benim aslında çok fazla söyleyeceğim bir kelime yok. Cümlenin artık kalanını tamamen sana bıraktım. Umarım kendimi sana istediğim şekilde lanse etmişimdir. Ona da gönülden inanıyorum. E tabii ki. Lanse edemediysem de çok üzüleceksin, onu da ekleyeyim. Bu kadar yani, ki ne dersen de her zaman da arkandayım, lafının da arkasındayım. Benim için hiç problem değil. Ama tabii... Fuck my life yani. Olabilmekte miymiş? Ben tam anlayamadım orayı. Ya bu noktada, yani bu noktada iki kişi aynı şeyi söylüyor yani. Yani bu noktada benim fuck my life mı yani Çağrı Bey? Biraz öyle gibi duruyor. Haydi. Yani gerçekten hayatımda sikesim var. Müzik geldi. Müzik geldi. Şimdi sevgili Muti, senden bir isim daha istiyorum. Elemek istediğin. Birer daha soru sorabilir miyim? Çok yok. Minimal. Bitti artık ama. Fuck my life. O zaman bu noktada hayatımı sikmek istiyorum. Söyle lan, söyle artık, söyle. Hatice, nerede yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorum. Konya'da yaşıyordun. Ceren, sen Ankara'da yaşıyorsun. Ne önemi kaldı ki? Aynı yerde yaşamıyoruz. Harbi fuck my life. Bana mesaj at, mesaj. Ya mesaj atacağım da ben bir şurada yani iki tane bu kadar güzel hanımefendi olduğu sürece nasıl cevap verebilirim? Yani Çağrı Bey. Evet, mesajını bekliyoruz Mutlu'cim. Elemek istediğimi mi? Yoksa elemek, kalmasını istedim. Hayır, göndermek istediğini yaz bana şu anda. Öncelikle gerçekten ikinizin de inanılmaz değerli ve yani hatta nedir onun adı, 3 kişiyken de inanılmaz değerli ve ya hadi yaz artık, yaz şunu, yaz. Ya fuck my life. Ne anlatıyorsun, yaz artık. Ya kanka onları düşünürken dur, kimi ben elemek istediğim mi yazıyorum? Evet, elemek istediğini yazıyorsun. Fuck my life. Ya niye elemek istiyorum ben? Kanka. Ulan hepsine nasıl final? İyi de hepsine finale mi gideceksin? Tamam. Allah Allah. Elemek istediğimi yazıyorum. Yaz. Tamam, anladım. X'li mix'li yazmış. Yani yazıyorum şu an. Kafamda tamam, bile değil, biliyor musun? Yani. Yazamıyor da. Evet, tamam. Başka bir şey yazmaya gerek yok. Tamam, anladım. Ele. Evet arkadaşlar. Muti Bey'in, sevgili Memre Bey'in hatta. Mustafa Emre demek daha iyi olur. Üç kişiyle bu odaya geldik. Üç kişiyle bu odaya geldik ve buradan bir isim daha kendisi gönderdi. Ya! Gönderdiği ismi şimdi sizlerle açıklıyorum. Sevgili Muti'nin uzun uğraşlar sonucunda, büyük gitgelleri sonucunda, yarışmadan gönderdiği isim, ama kesinlikle kişisel algılamasın. Tabii ki. O isim. Hatice oluyor. Üzgünüm. Hatice, ne düşünüyorsun? Yani bir şey düşünmüyorum. Gülüşe kalmışız işte, o kadar yani.
KP hayatlar mı diyorsun ya? KP hayatlar. Kurumuş boğazım mı peki? Ama remix bu yani, bu bizim şeyimiz. Remix'i ver değil mi? Remix'i ver, ben burada çatlayayım. Telifsiz biraz olanı. Remix'sizin işe yaptı. Remix'siz şey oluyor. Telifli oluyor. Hatice sen neler yaparsın, ne edersin? Biraz kendinden bahset. Çetede Hatice'nin linklerini bırakalım. Biz çok memnun olduk tanıştığımızda Hatice. Böylelikle Ceren, seninle geri döneceğiz Ceren. Seninle tekrar konuşacağız. Beni odaklarsan sevineceğim. Amına koyduğumun kamerası. Sakin ol Muticim. Evet Ceren, Hatice. Yayınlarımda genel olarak sohbet dayalı videolar vesaire izliyorum. Normal DC'den de yayınlar da yapıyorum aynı zamanda, oyun yayınları. Çünkü kanalda fazla oyun yayınlarım izlenmiyor motivasyonum düştüğü için. Genelde sohbet dayalı yayınlar yapıyorum. Tabii. Öyle yani. Anladım. Hatice'nin linklerini chat'e bırakabilir miyiz sevgili moderasyon ekibi? Ben görmüyorum. Takip etmek isteyen arkadaşlar kendilerini takip edebilirler. Ve Hatice'nin ne dediğine gelelim mi o zaman? Evet. İşte o ses. Bayılıyorum bu gergin. Gergin müziğine de bayılıyorum. Bu gergin müziği de biz yaptık. Kavun ve arkadaşı sağ olsun bizim için yaptı. Katman da etsin. Bu haftaki bölümünde sevgili Buti kardeşim özel odaya çektiği ilk işkiden ikinci gönderdiği isim Hatice oldu. Ve Ceren'le de geri dönme kararı aldı. Tam da biraz iyi bu arada. Elenen arkadaşımız Hatice oldu. Bakalım Hatice sevgili Memre Yıldız'a ne demişti? Chat'te de oylamasını yaptık bunun. Chat oylamasını da yaptık. Onu kaçırdım. Göremedim chat'te kimin ne dediğini. %61 love, %69 host. %61 love, %39 host demiş chat. Muti aşk çıkarsa üzülür müsün? Tabii. Hatice, Muti'ye aşk demişti. Çok şey kaybettim, çok. Çok güzel bir gelecek kurabilirdik dedi ama kaybettim dedi. Yapacağın işi sikiyim dedi. Memri Yıldız. Yapacağın işi sikiyim dedi. Kesinlikle. Katılıyorum bu arada. Evet Hatice, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Umuyorum ki eğlenmişsindir. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim size. Çok sağ ol. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek Hatice, üzere. Sen çok inanılmaz bir insansın. Bunu bilmeni istiyorum sadece. Teşekkür ederim. Yani sadece ben de bir konseptin peşindeyim yani. Senin yani neyin peşinde olduğunu ben anlayamadım. Beni çok üzdün ya. Ben seni üzmek kesinlikle istemedim. Ben kendimi yanlış lanse etmişim demek ki sana. Olsun. Bir şey söyleyeceğim Muti ama delikanlı gibi. Yeterince kırıldık zaten. Bir evet. Günde Hatice'nin senden kırılmak varmış. Konya'da herhalde olması bu kararında etken miydi? Büyük bir etken. Efendim? Hatice'nin Konya'da oturuyor olması büyük bir etken miydi? Yani uzak olmanız. Etkendim. O da Ankara. Ne alaka? Bir tane bu şimdi. Biraz daha uzak. Yarımız da 600 lira. Ben Ankara üstünde miyim? Hatice bir de yani bu dantel detayı hani biraz düşündürdü. Sıkıl. Tamam. Yani, ben hiçbir şey demedim. Yok Hatice'cim, o neyi düşündü? Bu piçke dedi ki ben onu hep trenle giderim dedi, anladın mı? Tamam, Konya'da da tren var, hızlı tren var. Ne seçeyim? Ömer! Aaa! Oğlum Konya'ya da tren var, sen niye böyle bir şey yaptın? Konya'da tren aynen var. Öyle. Oğlum bana niye söylemediniz Konya'da tren var? Ben sana ne dedim? Ben İstanbul'a gelirim dedim. Sen hala yok. Yok. Anlamaz bu, anlamaz. Hatice, bu konunun kesinlikle seninle bir alakası olmadığını bilmelisin. Bence benim. Coğrafyaya veriyoruz o zaman bu kararımı. Love geldi değil mi hocam? Evet. Evet. O zaman şöyle bir nokta koymak istiyorum. Fuck my life. Diyor. Ve Hatice'ye de çok teşekkür ediyoruz Hatice. Söylemek istediğin son bir şey Hatice var mı? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol Hatice katıldığın için. Efendim? Sen çok güzel bir insansın. Bunu sadece sen bilmeni istiyorum benim tarafımdan. Teşekkür ederim. Okey, sağ ol. O kendinize zaman iyi bakın. Teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere Hatice. Bay bay. Görüşürüz Hatice. Ve Ceren'le geri dönüyoruz.
Muti'cim. Ceren. Efendim. Bana bak, host verdiysem bu mevzu ayrı karışır. Evet. Asla vermedim, vermem de. Merak etme ya. O Haydi. Kadar anlaştık, piton dedik. O zaman haydi ya, dönelim. Piton önemli değil, benim duygularım. Ceren. Dönüyoruz, dönelim öyle konuşalım. Sen de çok kırdın telafide, katman etse katıldım iste. Fiziğin aklımda, gülüşü aklımda, tütünü sardığımda, sigara yaktığımda. Başa dönüyorum ya, bugüne baktığımda, sinema parkında. Bebeğim dağırın yani. Aynen, bıraksın gibi bekliyorsun. Evet, geldik, biz geldik. Yani bu kadar, bu kadar güzel olmanız... Bu Çağrı'nın orospuluğu, haberiniz olsun. Yani ben bu noktada bu kadar kararsız olmam Çağrı'nın orospuluğu. Benden önemli değil. Samet ortağım bu hafta iyi skotlamış yani. Hani. Yani Samet ortağım. Her hafta olduğu gibi, her hafta olduğu gibi bu hafta da bayağı çalışmış yani. Kardeşim sağ olsun. Bu yani burada da... bu kadar güzel insanı bir noktada bulmak. Yani ben hayatımda istiyorum ki mutlu olmak kardeşim. Ama yani böyle kafa karışıklıkları... Hoş değil. Samet, arkadaşlar, hayatınız kim? Arkadaşlar, Ceren'le geri döndük. Şimdi bu arada ailesiyle izleyenler varmış. Küfür etmesin diyen var. Sevgili Kemalcan Parlak chat'e yazdı. Küfür ediyor, ailemle izliyorum yazdı. Kemalcan Parlak, ben eğer küfür ettiysem herhangi bir şekilde anne Parlak, baba Parlak biraz kötü hissettiyse hepsinden birebir özür dilerim. Ben istemedim yani böyle bir şey olmasını. Hepsinin ellerinden tek tek öpüyorum. Kanka şimdi de Fettahcan mesaj attı. Muti kardeşim biraz daha derli toplu olsun dedi yani. Hani rahatsız oldum. Eğer isterseniz derli toplu olmamı, ceketimi giyebilirim. Minimalde üşüdüm. Yani minimal üşüdüysen minimal ceketini giy o zaman. Tek kolunu giy. Tek kolunu giy. Minimal üşüdüm falan diyor. Bak bu denli bu konsepte o kadar aşığım yani Çağrı. Kızlar şöyle bir eleman. Ay. Ay. Böyle de bir eleman. Jilet gibi kardeşim var ya. Çok iyi eleman ha. Kardeşim jilet gibi yine. Gel lan Çağrı, sen de şu kameranı mı bilsin Çağrı? Efendim? Kameranı mı bilsin sen? Benim kameram. Sen çok bulanık, evet çok bulanık duruyorsun gibi. Neden? İşte bulanık duruyorsun gibi. Neden? Asla. Allah Allah, bulanık durmuyorum ya. Neyle sileceğim ki şimdi? Hayır. Şöyle ceketini sil. Parmak atma, parmak atma. Elinle silme, ceketini sil. Ceketimle mi sileyim? Evet. Yok yok, iyi ya. Daha iyi oldu şu an. Daha iyi oldu mu? Evet, evet iyi oldu. Sigara dumanı da var. Yapma. Karmandık. Amına koyayım, ne oluyor? Ya ne yapıyorsun Muti? Ya gelsene oğlum. Duymuyor ki. Geldi. Dağıldı sanki. Ay. Ya baba sen İtari. Ne yapıyorsun ya? Gel şuraya ya. Şu an iyi oldu mu? İyi. Cam gibi parlıyorsun. Oldu. Teşekkürler. Arkadaşlar bu arada kanalı takip etmeyen arkadaşlar varsa takip ederlerse sevinirim. Teşekkür ederim. Bu. Bir de Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler. İyi günler. Ya gelsene oğlum bu buraya. Gelsinler. Skurda da gelsinler diyor. Hadi hadi. Hocam yine gitti, eski kulaklığı taktı, çıldırırsın. Hadi. Duymayacağım. Kaç Muti. Seni Muti. Bekliyoruz Muti. Kaç kaç kaç. Hemen beklerseniz. Hoş duyuyor geldin. Musun beni? Çözüyorum. Oğlum diğer kulaklıktaydın. Niye bu kulaklığa geçtin? Muti. Dur arıyorum şu an kendisini. Duymuyor diyorum. Belli ki bu headphones'ta devam ediyor. Ya. Bak, telefon be. Telefon. Telefonunu aç. Alo de alo. Siktir kaybol. Telefonunu aç. Alo de alo. Heh. Alo. Duyuyor musun? Biri beni arıyor. Oğlum beni duyuyor musun? Mı? Kimseyi duymuyorum. Çağrı her gün beni arıyor. Yine bozdu ayarı. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Heh.
Az önce zaten bu kulaklığı takıyordun. Niye öbür kulaklığa geri döndün? Öbür kulak iç kulak. Yani değil. biraz kanka eledik meledik yani biraz düzgün hissetmek istedim. Yok yok, o kulaklık bozuldu artık. Onu unut. Bu kulaklığı kullan. Tamam, okey. Discord'dan şu, ayarlarını yap. Discord'dan ses ve görüntüye gel. Tamam, okey. Halledeceğim ya. Hiç sıkıntı yok. Fuck my life. What the fuck is going on? Headphones. Discord. Where are you? Baba sen niye dil ayarını değiştirdin için camına koyayım, onu anlayamadım. Ya biraz yükseldim yani. Kanka kamerayı kapattın. Kamerayı kapattık olma ihtimalim yok. Var. Discord'dan açtı herhalde. Ses ve görüntü. Aa! Evet, ses ve görüntü. Mikrofon razer eli. Bizi duyuyor musun? Şu an geliyor musun? Şöyle halledeceğim hemen. Abi ses ve görüntü gel, çıkış aygıtından o kulağına taktın, kulaklığı tak, gözünü seveyim ya. Evet şu an dinliyorum. Şu an duyuyor dinliyorum. Musun? Şu an, evet şu an duyuyorum. Kameranı gel zoom'dan tekrar aç kameranı. Tamam, zoom'dan lan kameramı açacağım. Oo, Türk kahvesi mi? Teşekkür ederim. Aynen. Ayılma vakti. Yerinde bir müdahale geldi yemin ediyorum. Gerçekten. Çok mu kötüydüm? Yok lan çok kötü değildim de kameranı açsana oğlum çok artık. Çok da değil. Lan oğlum bir dakika ya, kameramı nasıl açacağım? Oğlum zoom'da kapattım, stop video dedim zoom'dan. Vallahi bir şey yapmadım amına koyayım ya. Gallery view. Ya amına koyduğum record ya. Ben burada kendimi vermek istiyorum. Ya insanlar önemli yani, anladın mı? Alttan şey yap, alttan video stop video diyor ya, oraya bas, orada kameranı seç. Yukarı doğru bir ok var. Kameranın fişini evet. Mi çektin sen ya yoksa? Heh tamam geldi. Yeah, geldi güzel. Oh rahatladım. Yemin ediyorum rahatladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar programın sonunu görebilmek için biraz daha hızlanmamız gerekiyor Muticiğim. Evet. Tamam. Şimdi senden bir üçlü daha alacağım. What the fuck? Ben üçlü puan vermek istemiyorum. Bir üçlü daha mı vermem lazım? Evet. Birini bak istiyor bence. Sona götüreceğim bir kişi, yani üç kişi daha mı ihtiyacım var? Evet, üç kişi daha söyleyeceksin. O üç kişiden yine iki kişi eleyeceksin. Yine ve yine. Can I fuck my life? Can yok. I? Tamam. Yok. Yani belli ki zaten bu noktada bu kadar insan içerisinde bir kişiyle yürümem gerekiyor. Evet. Bu üç ismi sen üç söyleyeceksin. Üç kişi benim. Müziği verdim. Üç kişi istiyorum senden. Ya bir dur ya! Kanka bu işler zor değil, ben 4 senedir yalnızım. Anladın mı? Mantıklı düşünmeliyim. Çakri Bey. Buradan Ceren harici, Ceren'i çünkü üçlüden geri getirdin. Ceren harici üçlü söyleyeceksin. Ve o üçlüden bir kişiyi geri götüreceksin buraya. Senden, üç isimden önce birini alalım artık. Tamam. Ceren harici. Evet, Ceren harici herhangi bir üçlü yap bana. Kanka biraz sonra başka bir ihtimal yok mu? Başka bir şekilde yok mu bu işin içinde? Maalesef. Bu işin de olayı üç tane ikisini eleyeceğimi bildiğim kişi mi? O zaman ikisini eleyeceğimi bildiğim kişi. Ya belki özür dilerim de kafandaki fikir değişir. Samet 2077, hayatını sikeyim bu kadar beni kararsız bıraktığın için. Tamam söyleyeceğim. Söyle artık. Söylüyorum. Söyle. Şeyma. 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 Is it the first pick? What the fuck? Herkes elemek istemiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir seneceğim yok mu Çağrı Bey? Hani herkesle birlikte hani tanışmaya çalışmadığım bir senaryo yok mu? Ya yok öyle bir senaryo. Kanka ne olsun istiyorsun sen? Hepsiyle görüşmek mi istiyorsun ya? Bir tanesini sonra götüreceksin zaten. Tek tek eleyeceğiz. Hadi çabuk hızlı 3 kişi söyle bana. Bir tane Şeyma dedin. Evet. Zaten direkt elenmedi şu anda. Özel odada artık konuşacaksınız. Sen kötü bir insansın. Bu aşk işlerini anlamıyorsun. Yani Çağrı Erdi. Ben burada hayatımı emanet ediyorum sana. Doğru söylüyor. Evet. Doğru. Tamam Şeyma bitti zaten. Zaten Ceren bitti. Üç kişi daha belli ki. Evet.
Kanka bir saniye. Ya önemli değilse sizin için bir saniye. Hani gerçekten bir saniye. Şu zamanı sadece. Şeyma'yı aldık zaten. Ceren gelemiyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu noktada mesela şöyle bir şey yapamıyoruz. Hani herkesle tanışmaya çalışıyorum. Abi herkesle tanışamazsın ya. Herkesle tanışamazsın. Yani Muti zaten böyle bir şeydik. Sen çok eşli misin Muti normalde? Vallahi bir tane bak. Bir kadehim kat. O da bitti. O da bitti. Yok. Bir kadehim var. Hepsi üstüme döküldü. Bu ne demek oluyor? Yani bu kıyafet kirli sepet şeyine. Evet. Kuru temizleme gidiyor. Şu an mı peki? Tam da şu an mı? Şu an değil. Yani istersen bu arada. Sinan sen bir sakin ol. Bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı. Yok yok yayınlarla alakalı değil. Bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Getirdiğim bir kişi sen değilsin. Onu en başta söyledin zaten. Sen ne yap biliyor musun? Sen bacak bacık üstüne at makarana bak. Ha, öyle mi seviyorsun? Mevzu... Tamam. Evet tabii tabii. Öyle seviyorum. Şu an bacak bacak üstüne bekliyorum. Ha, öyle ya mi? Ya dur kız Sinan sen de hemen bacak bacak üstüne at da bahane arıyorsun ha. Allah Allah bizim mi bahane atacaksın ya? Tamam. Mutike iki isim daha söyle bana. İki isim daha. Aga ilk ismi seriden bir alabilir miyiz? Hayır yok yani hani. Baba sen yani, söyleyeceğim biz nasıl sana isim verelim? Bir tane hayır, Şeyma öyle. Dedin. Şeyma Nur dedin. Tamam ha. Tamam baba. Tamam iki isim daha ver ya. Bize. Hayır burada bir aşk hayatımızla konuyu sıkıntılar var. Çağrı Bey yani ben de bu noktada 4 senedir yalnızım yani anlayabiliyor musunuz? Hani ben de bu noktada kendimi yok, anlıyorum, çok anlıyorum yani. Ama bana iki isim daha söyle lütfen. Şeyma. Evet. Birdi zaten.